Alper Yıldırım YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Mübadele'nin 101. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Girit Türkleri Kültür ve Dostluk Derneği'nin desteğiyle Nuh Seramik Atölyesi'nin hazırlamış olduğu Yayın isimli sergiyi gezeceğim. İzmir'in Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı, 2. Beyler 848. sokakta bulunmakta olan Aryakamalı Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 Ocak ve 31 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenmektedir. Başlamadan önce Instagram adresim Farklı Yedeki Şikayetler, TikTok Alper2935, videoyu beğenirseniz eğer beğen tuşuna basarak abone olursanız video başka kişilerin de yaşını artırır. Hadi sergimize başlayalım. Dostlar, şimdi sergiyi Lale Malay Hanım Efendi anlatacak. Kitlemiz sizi tanısın Lale Hanım. Merhaba, ben Lale Malay. Nuh Atölye'nin sanatçılarından bir tanesiyim. Nuh Atölye, Nurdan Bozkurt Hanım'ın 30 yıldır ayakta tuttuğu bir atölye. Kendisi hepimizin önünde giden bir sanatçı. Bizlere destek olan, bizlere seramiği sevdiren, anlatan bir sanatçı. Hikayemiz Mübadele. Öncelikle mübadele yerleştirmemiz için bir yazı yazdık. Ben o yazıyı okuyarak başlamak istiyorum. İnci gerdanlık gibi bir aradayken büyüklü küçüklü her boydan zorla koparılıp dağılmak bilmediği bir ülkenin toprağında dört bir yana. Biz şimdi bunun izlerine bakıyoruz. Nerede koptu, nasıl koptu, kopmamak için ne yaptı? Sonra karar verdi, doldurup elden geldiğince bütün yaşanmışlıklarını bir bavula ve çoğunu da geride bırakarak doluşup gemilere, bilmediği limanlara doğru yola çıktı. Orada onları neler bekliyordu? Siz bildirin neleri bıraktığınızı, biz öbür yakada aynısını vereceğiz. Sözler, sözler. Büyük bir özenle sakladığı halde katlanıp açılmaktan lime lime olmuş imzalı mühürlü üzerine bilinmeyen bir dilde çiziktirilmiş yazılar olan kağıtlar ve buz gibi bir gerçek insanın insana ettiği. Onlara göçmen, mülteci, macir, mübadil derler. Onlar ise bıraktıkları vatanları yüreklerinde yeni geldikleri, belki de uygun görüldükleri yerlere alışmaya çalışırlar. Kaldıkları yerde tutunmaya çalışırlar. Tutundukları yerde el ele vermeye çalışırlar. Artık oralı olurlar. Geldikleri yer ise hep gidilmek istenen ama ya gidilen ya gidilemeyen olarak kalır. Kafalarında aynı soru. Ya yine? Sergimiz sanatçı Nurdan Bozkurt'un gemileriyle başlıyor. İnci taneleri her yerde, küçük küçük kayıklarla mübadiller ülkeye geliyor. Geldiler, gelemediler, trenlerle, gemilerle geldiler. Nereye geldiler? Döküldüler. Hikayemiz sürüyor. Trenlerle geldiler. Trenlerden indiler. Sanatçı Nilüfer Ünlütürk. Hikayenin ana konusu olan inci tanelerini bu şekilde yorumladı. İnci taneleri koptu, kırıldı, renk değiştirdi ve dört bir yana yayıldı. Karantinada yıkandıktan, temizlendikten ve paklandıktan sonra sanatçı Melda Turan ayakları
bu şekilde yorumluyor. Tereddüt edenler, nereye geldik, nasıl geldik, burada ne yapacağız? Sanatçı Şenay Kaya bavulları yorumladı. İçlerinde telaşla konulan, ne oldukları, neye yaradıkları bilinmeyen eşyalar. Bu çerçevelere geçmiş yaşantımızı koyalım. Ne bunlar? Kim koymuş bunları? Ben mi koymuşum? Ne işe yarayacak ki bunlar? Yapabilecekler mi? Halledecekler mi? Bir çaresi bulunur mu? Elbet mi? Sanatçı Şenay Kaya düşünen aile büyüklerini böyle yorumlamış. Ve aile büyüklerini izleyen çocuğu karnında genç kadın. Nasıl olacak? Her şey havada. Sanatçı İpek Atay, bıraktıkları evlerinin yerine verilen küçük evleri böyle yorumlamış. Bir mum yakalım. Nereye geldik acaba biz? Olanlar geçmişte kaldı gibi. Ama geceleri düşünceler bırakmıyor yakamı. Artık yerleştik. Karı koca aynı yastığa baş koyuyoruz. Ancak geride bıraktığımız limon ağaçları, köyümüz hala aklımızda. Anlatsana dede, orada bahçemiz mi vardı? Yan komşular da bizim köyden iki köy ötemizdenmiş. İyi insanlar galiba. Bahçede sebze filan yetiştiriyoruz. Umarım bereketli olur. Buranın da meyveleri sulu ve tatlı oluyor. Sergimizi Girit'ten Lüra isimli müzik aleti süslüyor. Video göreceklere son bir sözünüz ne olur? Nu Atölyesi sanatçıları olarak biz bu hüznü ve acıyı içselleştirdik ve ürünlerimizi ona göre gerçekleştirdik. Hepinizi bekliyoruz.